Üçüncü vecih budur ki, eşya mabeynlerinde bazı münasebatı hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki, bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenni beyan da beyan olunduğu gibi, hariçte uzaklık sebebi olan zıttiyet ise, hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahtura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur-u ilahide iken, ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevk eder. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf taatturun melekeye döner. Bir maraz-ı hayali olur. Korkma, maraz-ı kalbi değil. Şu nevi taattur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Onda mesuliyet yoktur. Hem tedaide mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile meleki ilham kalp taraflarında mücaveretleri var.